aynı zamanda 06 plakalı araçların olduğunu söyleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi sabah saatlerindeyiz. Bu yoğunluğun öğle saatinde ve akşam saatinde daha da artması bekleniyor. Tabii bu durum Muğla'lılar için, Bodrumlular için birazcık ürkütücü. Çünkü pandemi sürecindeyiz ve vaka sayılarının artış gösterdiği bu dönemde İstanbul'dan, Ankara'dan ve İzmir'den bu kadar aracın girmesi gerçekten Bodrumluları tedirgin ediyor. Siz bize bir değerlendirme yapar mısınız? Kaç kişi geldi bu açıklamadan sonra? Kaç kişinin gelmesi bekleniyor? Nedir durum? Hanım, zaten biz bir yıldır bu kaosu yaşıyoruz. Nüfusumuz bir yıl içerisinde 2,5 katına çıktı. Bodrum'un nüfusu 200 bin civarındaydı, kış nüfusu. Biz bu kışı 500 bin nüfusla geçirdik. Tabii bu dönem dönem arttı ve azaldı ama bu son kapanmayla beraber tabii insanlar tekrar 3 haftalığına bu en azından bu kapanma süresini Bodrum'da geçirmek istediler. Ve şu anda ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz ana arterlerde. Bugün akşam tabii kapama başlayacak, ondan sonra çekilecektir ama sonuçta yaklaşık 3 gündür ciddi bir yoğunluk var. Günlük yaklaşık 8 bin aracın Bodrum'a giriş yaptığını tahmin ediyoruz. Yani hani öyle çok çok abartılı rakamlar da söylemek istemiyorum. Çünkü bu zaten bu trafik Bodrum'un şu anda artık alıştığı bir trafik. Ama yine de herhalde bir 50-60 bin civarında tekrar bir nüfus yoğunluğu Bodrum'a gelmiştir. Peki sizin bir uyarınız var mı, yani gelmeyin artık yeter falan diyor musunuz, yoksa durumdan memnun musunuz? Ben tam anlamadım. Yani hayır, geçen sene zaten ilk başta bir gelmeyin demiştik çünkü pandeminin tehlikesini tam olarak kestirememiştik ve biliyorsunuz o tam pandeminin ilk başlarındaydı. Artık şu anda gelmeyin gibi bir çağrı yapmıyoruz ama yani geldikleri takdirde artık zaten geldiler çünkü herhangi bir şekilde sokağa zaten çıkamayacaklar ama çok dikkat etmeliler çünkü Bodrum'daki hastanelerin, sağlık tesislerinin kapasitesi zaten ortada. O yüzden nedir kapasite Sayın Aras? Az önce 8 bin yeni araçtan bahsettiniz, yani üstelik hani her gün, yani bu inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla hastane kapasiteniz nedir? Yoğun bakım kapasiteniz nedir? Onunla ilgili de bizimle paylaşabilir misiniz verileri? Yoğun bakım kapasitemiz toplam 30 yatak civarındadır. Bunun dışında da toplam işte 300'e yakın da normal hastane yatağımız var bizim burada. 3 tane özel hastane, bir tane devlet hastanemizle beraber gerçekten çok kısıtlı imkanlarımız var. Çok kısıtlı. Ama tabii bu bizi korkutmasın. Sonuçta herkes önlemini alırsa en azından yönetilebilir diye düşünüyorum. Başka bir soru sorayım. Tabii buyurun. Turistlere yönelik bir kısıtlama yok Sayın Başkan. Şimdi Bodrum turizm açısından da son derece önemli bir kentimiz. Bir turist akını noktasında ne var? Çünkü sezon da başladı ki oralarda şimdi güneş olsun, işte deniz olsun, muhtemelen denize girenler falan başlamıştır, yani artmıştır orada. Şimdi bir turist sayısında da yerli yabancı turist mı ayrımında orada kısıtlamalarda fark olacak mı diye sorumuz böyle özet olsun. Zaten yabancı turist şu anda yok gibi. Çünkü biliyorsunuz ayın 11'inde, 11 Nisan'da ilk Rus uçağı inmişti. Ama sonra Rusya birdenbire bütün uçuşları kapattı. Ve biz artık yabancı turiste şu anda hasretiz, yani yok öyle bir şey zaten. Yani 3-5 kişi eğer geldiyse, kaldıysa o kadar. Yabancı ile ilgili şu anda Bodrum'da dediğim gibi herhangi bir turizm hareketi yok. Yerli turizm açısından da açık olan otellerde tabii ki kalmak isteyenler olabilir. Ama onlarla ilgili de öyle çok da bir aşırı bir yoğunluk yok. Sadece Bodrum'daki şu andaki yoğunluk ikinci konutu olan vatandaşlarımızın gelip o ikinci konutlarında yaşamak istemesi sonucu kaynaklanıyor. Bir taraftan da şu anda ciddi bir inşaat sezonu yaşıyoruz burada. Hem biz kamu olarak, belediye, yerel yönetim, bakanlık olarak altyapı çalışmaları yapıyoruz. Bir taraftan da bütün özel sektör, yatırımcılar, inşaatçılar faaliyet halinde. O yüzden resimde de ya da görüntülerde bakarsanız iş makineleri, kamyonlar, beton araçları, yani onlar da bir taraftan trafiği arttırıyor. Yani turizm hareketi değil bu, tamamen ikinci konutuna gelmek isteyen insanların yoğunluğu.